Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nighton'dan güncelleme notları paylaşıldı az önce. Saat 8.17 oyun da açıldı. Oyuna da girip hatta kontrol ettim bu talisman mevzusu eklenmiş mi diye. Eklenmiş. Şimdi 14.12.2023 güncelleme notlarında neler var bakalım. Bu arada kanala hala abone değilseniz aşağıdan bir abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim efendim. Günlük Giriş etkinliği başlamış. Bu bildiğiniz günlük Giriş etkinliği. Farklı bir ödül koymamışlar. Baktım aynı. İşte Vipon, MiPon falan filan. Burada da 15, 15 gün, 20 gün, 25 gün ödülleri var. Artık bunu biliyorsunuz. Bunlar döne döne düzenli geldiği için ezberlemiş olmanız lazım bunların. Manes'in Arenası etkinliği başlamış. Manes'in Arenasının etkinliği de buraya iki tane video atmışlar. Nasıl girilir, nasıl edilir falan fiş mekan. Ben buna hiç girmedim. Bir defa girdim. Beni pek sarmadı bu etkinlik. Ama girecek olan arkadaşlara bakın böyle eşyalar koymuşlar. 7 günlük embelem işte kriz, krisis, mekbetesler, 7 günlük VIP. Allah razı olsun yani böyle şeyleri bir günlük falan veriyorlar mesela. Bak buraya <laughs> orayat koymuşlar 45 tane şeye patos koymuşlar 7 günlük falan diye. Keşke bunlarda biraz da böyle bonkör davranasa Yani bir günlük oraya at. Gayet değerli çünkü biliyorsunuz. NPC aset üzerinden satın alabileceğiniz special defense Tool eşyaları eklenmiş. 30M karşılığında alabileceksiniz bunları. Yine 50M karşılığında ve eşya satışı başlamış. Prayer of Priest 30M'den satılacak. Gayet güzel GB çıkışını sağlama çalışmaları. En baştan başlamış. Yılbaşı etkinlikleri başlamış. Yılbaşı etkinliklerinin içerisinde neler var? Yeni yıla buff ile başlayın diyor. Her iki ıkın kalesinin önünde 8 saatte bir ortaya New Year Big Event anıtını kar toplarıyla saldırabileceksiniz ve anıt yok edildiğinde eksparttıran bir güçlendirmenin sahibi olacaksınız diyor. Şu kar toplarını Sandres'ten satın alacağız. Noel ağacının kabusu CZ'ye eklenmiş. Güzel. Bu CZ'deki hareketliliği artıracaktır. Özellikle eski sıkıntıları da giderildikten sonra bayağı iyi olmuştu bu. Yılbaşı hediyesine el koymuş. Geri almanın vakti geldi. Ne verecek diyor. İşte 8 saatte bir ortaya çıkacak. Noel ağacı aynı Ferankor gibi öldürüldüğü süreye göre HP değeri değişecek diyor. Düşmanlarına basit saldırı veya alan hasarı büyü yapabilecek. Noel ağacı öldürüldüğünde et etrafındaki oyunculara X ve bir günlük Alenşer Wing ödülü verecekmiş. Noel ağacının son vuruşunu yapan hemen Conjur eşyası alabilecek. E, evet. mavi kutu bilmem ne falan vardı önceden biliyorsunuz. Bunlar bayağı sıkıntılıydı. Noel Ağacı'nın tarafından öldürülmeniz durumunda EXP kaybetmeyeceksiniz. Resurrection Skrull eşyası kullanarak tekrar dirilemezsiniz. Ölü durumdayken EXP ve Alenşev'in ödüllerini alamazsınız diyor. Yani şunu e, e, birer günlük verecek. Oh! Diyorum. Başka bir şey demiyorum. Baş belası kardan adamlar. Maradon'da keseceğiz bunları da. Baş belası kardan adamlardan bu şeyleri toplayacağız. Holy Starlight toplayacaksınız en önemlisi. Holy Starlight ne birazdan aşağı inip bakacaksınız. Bir tane Holy Starlightla Bronze Star yine burada bir tane yine burada bir tane 3 tane size lazım ilk defa yapacaksınız çünkü bunu yaparken bu, bunu yaparken bu, bunu yaparken de bu lazım olacak ve Eco of Star eşyasını 1 GB'ye tas tamam 1 GB alacaksınız arkadaşlar. <laughs> Yağlama edition. Güzel yağlarız kardeşim. Bu hatırlar mısınız? 1GB olduğunda ben şey demişim. Vah oh, anasını be ulan bunu da mı 1GB yaptınız diye. Evet kardeşim bunu da 1GB yaptılar. O GB'yi sikke sikke. Bakınız nasıl altını çiziyorum. Sikke sikke o 1GB'yi vereceksiniz. Tabi o 1GB ile bitiyor? 10 tane buradan 15 tane buradan 25. 20 tane de buradan 45 tane de Spellstone harcayacaksınız. %3 AP için e değer arkadaşlar yani nedir ki adamlar yemin ederim her yerden GB siliyor her yerde. keşke bir de Cosmo Mosmo komple durdursalar da bir de öyle bir GB girişini durdursalar hani kafalar buraya çalışıyor eyvallah GB'yi nereden çıkartacağız da kafa çalışıyor da GB'yi nereden sokmayız da kafa dur orada orada bir sıkıntı var ama olacak olacak çaba var Starlight eşyasını NPC Beautiful Santa Parfait'e Marodonda 8550 konumunda teslim ederek aşağıdaki hediyelerden birisini rastgele alabileceksiniz arkadaşlar. Ne var bunun içinde? koymuşlar 7 günlük. Maşallah güzel. Golden Knight Starling bayılırım. Magic Hammer koymuşlar 5 tane. Allah bereket versin. Bir tane MS var burada. Jewel'ları 3'er tane koymuşlar. Bunları kırdırarak yine arkadaşlar bunlardan biriktirip e, ee, Jewel'da kasabilirsiniz karakterinizi. Hani buranın ödülleri Allah var. İyi döndür hakkını mi? Burası fena değil. Not bad. Ama bol bolsun Snowman toplayacaksınız büyük ihtimal buradan. Geç çöp. Maradon karlar altında. Okey abi Allah razı olsun. Ya yani baktığımız zaman e, yeni yıl etkinlikleri dediği yerde hiçbir şey yok. Yani bir buff var. Çok güzel yüzde kaç olduğu yazmıyor. Ne kadar süre olduğu. burada 8 saatte bir ortaya çıkacak diyor. Ama ex buff'ı hani ne kadar süreli olacak yüzde kaç arttıracak onun bilgisi verilmemiş ama iyidir eks kasanlar için iyidir Noel ağacı geç pardon adamlar yani Allah bereket versin hiç yoktan iyidir yani genel olarak şuraya da bakacak olursak hani yarı yarı ya yarı yarı ya çok kötü değil çok da iyi değil biraz daha bonkör olmaya davet ediyoruz yönetimin Dreyas sonucusunda UTC etkinliği aktif hale gelmiştir. Hayırlı olsun Dreyas'takiler. bu adamlar artık kurudu. Bir şeylerin gelmesi iyi oldu ya. Valla Dreyas, Dreyas harbiden kurudu. Unuttuğunuz zannediyor artık oradaki adamlar. Blessed <laughs> Talisman Enchant Scroll. Coin ile çevrilen bölümü eklemiş. Bunu coin bölümünde alıyorsunuz arkadaşlar. 21'e kadar bir birini. Diğerinde 11'e kadar %100 basıyor. Yine bu da hani şarkı çarkı hem değerlendirme babında. Buradan da 9 m çıkaralım mantığında. Yine GB silmeye yönelik bir hareket. Alıştık böyle şeylere. Alıştık. Okey. Land anlık ladder listesi. Bunu zaten Koreko güncellemeleri videosunda söylemiştim. Alttan ilerleterek bakacaksınız diye. Bu gelmiş. Okey. iyidir, Hoştur. Teşekkür ederiz. Zaten bunların bütün detaylarını ben o Kore videosunda anlatmıştım. Tekrar anlatmayayım. Special Narrative Defense eşyasının Vermekte olduğu defans 30'dan 50'ye yükseltilmiş arkadaşlar. E alın artık be kardeşim siz ya. Eh, anasını alın artık yani. Ya oh, vallahi billahi. Ee, ya siz de yani yapıyoruz yapıyoruz almıyorsunuz deyip 30'dan 50'ye çıkartmışlar. <laughs> Olur yeriz. Tamam alırız. Tamam. Söz, söz ben de alacağım. Tamam. I love night online ve I will continue. Continue. Playing night online amblem özellikleri yer değiştirmiş arkadaşlar. Ceni sistemi ile ilgili güncellemeler, ceni sisteminin tepki süresi hızlandırılmış. Kaybedilecek saldırı ve kurtarma becerisi sayısı 4'ten 8'e çıkarılmış. Bunu da Koreko güncellemesinde söylemiştik. Umarım bizim tarafa gelir diye. Allah razı olsun. Allah gani gani razı olsun bizim Ceni'ye de bir şeyler yapmışlar sayın yönetim ekibi. Ya Nasıl yeriz? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ve benim en sevdiğim bölüm geldi. En sevdiğim. Trade Mountain eşleşme sistemi ve ödülleri değiştirilmiş. Okey. Partiler yüksek seviye oyuncularla başlayarak kurulacak şekilde düzenleme yapılmış. Bunu da Oreko güncelleme videosunda anlatmıştım. Yani biz bu güncellemin hani oraya gelen güncellemelerde zaten 5 gün önce mi 6 gün önce mi ne videosunu paylaşıp bunlar bunlar gelebilir demiştik. Bundan sonra bizim JR'lere de getirilmiş bu. Yüksek seviyeden başlayacak beyler. Yani 83 level olan oyuncular öncelikli olacak. Sen 75 levelli önce de tıklasan kardeşim. Senden önce 83 adam birincisi bir içeride mevkisini alacak. Yerini pozisyonu alacak savaşacak. Ondan sonra işte yer kalırsa. Heh, öyle bir yer kalırsa seni de alacaklar içeri. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte aradığım, beklediğim güncelleme bu abi. İşte lokum gibi güncelleme. Sadece bununla mı kalıyor? Hayır. 83 seviye bir adam 75 level bir adamla aynı CR'ye giremeyecek. Yani. Gayet güzel. Gayet lezzetli. <laughs> i̇şte bu ya. Ödülleri de değiştirmişler. 75-76 Gringham. 77-78 Blue 79-80 Yellow 81-82 Red Gem. 83'e de gem verilmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 79'dan sonra mı 80'den sonra mı da gem veriyordu. O şekilde de hani bir John Tyre çekmişler. Gene iyi olmuş, güzel olmuş. Lunar War etkinliğinin bitmesi... Ah çok mutlu oldum ya vallahi var ya ilk defa bir güncellemeyi böyle böyle çenem ayrılacak ya yani, ağzım ayrılacak. Çok iyi güncelleme. Çok iyi güncelleme. İşte bu. Bunlar var etkinliğin bitmesini engelledi. Ahmet Allah yarabbim bak nasıl neşelendim. Bitmesini engelleyen sorun düzeltilmiş. Tamam. Join etkinliği sona ermiş. E 2 hafta zaten fazla yapmışlardı. Twisted Maradon Zombi etkinliği sona ermiş. Asedio Wing ve dövme satış etkinliği sona ermiş. Felistun ucuna özel 79 level'e kadar aktif olan %30 EXP etkinliği sona ermiş. Felison sona ermiş. Son ermiş. Son ermiş. ermiş. etkinlikler burada sona ermiş. Sayın arkadaşlar yani aylardır Night Online'da bu kadar güzel bu kadar keyifli bir güncelleme okumamıştım. Tüm yönetim ekibine teşekkür ederiz. İlk defa bu kadar güzel bir güncelleme ile karşımıza çıktılar. Özellikle Kore tarafına gelen güzelliklerin bu tarafa da geliyor olması bizi binarin sevindirdi. Hani şu GB'yi silme çabalarınızın yanına keşke bir de oyuna giren Legalite GB'yi O kosttan o makrodan giren GB'yi de engelleseniz de O tarafta da bir çaba gösterseniz de Şu GB fiyatlarını bir de öyle yükseltmeye Çalışsanız yemin ediyorum Dadından yenmeyecek Güzel bir güncelleme ee, Bir de şu ödülleri yani Allah rızası için Bir günlük yedi günlük ya şunu bir söyleyin Ya rezilliktir yani bu Hani harbiden rezilliktir yakışmıyor Yakışmıyor senelerdir Aynı şey koydum oraya bir tane Bilmem ne falan bir günlük oraya atız. Zaten hani her şeyi fazla fazla misliyle çekiyoruz. Bir 400 keş dediğin keş Türkiye tarafında Allah aşkına yani dünya para. Karakter silerken para veriyoruz. Bilmem ne yaparken para veriyoruz. Yani şu Night Online'ın hiçbir şeyinde, serverında ne bileyim Kore'sinde, Japon'unda, Tayland'ında bilmem neyinde bu kadar para harcanmıyor. Bu kadar para da harcatmadınız. Bari bu tarafa ödül verirken birazcık şu kesenin ağzını açın. 140 lira gözünü seveyim zaten bir 400 kere. E her şeyde para harcıyoruz. E yani biz Hani bak güzel güncellemenin ayarı çok güzel ama ödül konusunda hala çok cimrisiniz. Özür dilerim ama çok cimrisiniz, çok pintisiniz. Ben beğendim. Bazı arkadaşlar eminim bu güncellemeyi beğenmeyecektir. Özellikle JR tarafında falan. Ceni'ye yapılan değişiklik, Ceni'nin iyileştirilmesi çok güzel. Senelerdir beklediğimiz şey. CR'nin düzenlenmesi apayrı güzel bir şey. O yılbaşı ödüllerinde işte oraya MS koy falan filan. Onlar da gene bir nebze nispeten iyi. X arttırmaya yönelik bir şeyler var. Genel olarak %70 dolu %30 boş bir güncelleme. Çok şükür güzel bir güncelleme okuduk. Sizler de güncelleme hakkında yorumlarınızı yazınız arkadaşlar. Mutlaka bekliyorum. Bir de videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Katıl bölümünden o abone olduğunuz yerin yan tarafından katıl bölümünden de katılarak destek olabilirsiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.